Evet, kelam dersi. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve lâ tu'assir, Rabbi temmim bil hayr, Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri, Rahlul ukdete min lisânî yefkahu kavlî ve fevvide emri ila Allah. Rabbizidna ilmen ve fehmen ve elhiqni bis salihin. Amin. ve elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Şimdi başlayalım inşallah Bismillah diyerek. Arkadaşlar kelamda normalde ben eğitim dersi yani daha doğrusu eğitim derken e, normal dersleri anlatırken kelamda önce inanç esaslarını anlatıyordum. Daha sonra kelam kısmına geçiş yapıyorduk. Burada böyle bir ayrıma gitmedik. Normal birinci sayfadan başlayacağız. 40 sayfayı inşallah bu iki gün içerisinde halletmeye çalışacağız. Tabi bazı yerlerde işin içerisine mezhepler girecek. Orayı biraz yüzeysel işleyeceğiz. Ee, diyeceğiz ki mezhepler tarihi dersinde buranın da boşluklarını daha iyi dolduracağız diyeceğiz. Sınavla ilgili de arkadaşlar e, İslam inanç esasları ve kelam tarzında ya da akaid tarzında DHBT 1-2 tarzında da bir e, şey söyleyebiliriz burasıyla ilgili. Neden öyle söylüyoruz? İslam inanç esasları ve kelam dediğimiz kısım şeklinde de e, bir ayrım görüyor gözlemleyebiliyoruz arkadaşlar burası ile ilgili. Yani baktığınızda DHBT 1 kısmında İslam inanç esasları var. DHBT 2 kısmında ise kelam, Akayit ve kelam kısmı söz konusu. Bugün ve yarın inşallah ikisini birden anlatacağız. Yani hem İslam inanç esasları DHBT 1 hem akaid ve kelam kısmını işleyeceğiz. Şimdi başlayalım. Kelam ilmi dediğimiz zaman bir tanım yapabiliriz arkadaşlar. Kelam ilminin tanımını yaparken nasla bağlı kalarak nas onun tanımını yapayım onun üzerine biraz konuşalım arkadaşlar çünkü burada e, yorumlamalar da yapabiliriz. Nasla bağlı kalarak akli ve nakli delillerden ya da nakli yöntemlerle diyelim akli ve nakli yöntemlerle inanç esaslarını temellendirmek. Bir tane l fazla oldu. İnanç esaslarını temellendirme. Genel çerçevede kelime böyle bir tarif yapabiliriz arkadaşlar. Nedir? Bağlı kaldığımız nokta nasdır? Nas nedir? Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünnete bağlı kalacaksınız. Yönteminiz ne? Yöntemlerinizden bir tanesi akıl. Bir tanesi nakil arkadaşlar. Yani bir tanesi aklınızı kullanacaksınız. Bir diğerinde de nakil dediğimiz Kur'an ve sünnete uygun olmalı bir açıklama yapacak olduğunuzda. İnanç esaslarını temellendirme. İnanç esaslarını temellendirme dediğinizde bu işin konusu oluyor arkadaşlar. O yüzden bir kelam tarifi yaparken konu ve gayesine göre kelam tarifi yapıyoruz. Mikrofonlar açılmasın. Konusuna ve gayesine göre kelam tarifleri yapabiliyoruz. Konusuna göre kelam tarifi yaparken usulü selase diyoruz arkadaşlar. Yani üç ana unsurdan bahsedeceğiz. Nedir bunlar? İlahiyat, nübüvvat ve semiyat. İlahiyat, nübüvvat Sem'iyyat. Arkadaşlar mikrofonları kapatalım lütfen. Ben buradan tek tek aramak zorunda kalmayayım mikrofonu açık olan arkadaşa. Çünkü sesler birbirine giriyor, işler karışıyor, benim de dikkatim dağılıyor. Bu ilahiyat, nübüvvet ve sem'iyyat dediğimiz alan arkadaşlar İslam inanç esasları dediğimiz kısım. Yani DHBT 1 dediğimiz kısım. Bunu bu ihtimalle belki yarına kalabilir. Gayesine göre tanım, buraları anlatmama gerek yok. Gayesine göre tanım yaptığımızda da bu sefer amacı nedir? Amaç ne? Amaç inanç esaslarını temellendirmek. Nasıl yapacağız bunu? Yöntem olarak ne kullanacağız? Akıl ve nakil kullanacağız. Yani akli ve nakli delillere dayanacağız. Buradaki mesele ne peki? Burada da arkadaşlar e, iki farklı şey ele alıyoruz. Kelamın meseleleri dediğimiz mesail bir de amaçları dediğimiz mekasıt. Kelamın meseleleri ve mekasıtları yani ana konular ve amaçlar. Şurada ana konular ve amaçlar nelerdir? Kelamın meseleleri neler? Yukarıda yazdık. Meseleler bunlar. İlahiyat, nübüvvat, semiyat. Amaç nedir? Amaç işte birazdan ifade edeceğim. Yani inanç esaslarını neden delillendirmek e, zorunda olacağımızı konuşacağız. Orada da değerlendireceğiz. Bir de mekasıt ve mesaili temellendirebilmek için yardımcı olan ana konulara yardımcı olan konular var. Bunlara da vesileler denir arkadaşlar. Yani vesail. Şöyle bir daha ifade edeyim. Belki kafanız karışmış olabilir. İlahiyat, nübüvat ve sem'iyat konusuna göre tanımdır. Gayesine göre tanımda da iki ana unsur vardır. Kelamın meseleleri ve kelamın amaçları. Bunu karıştırmayın arkadaşlar. Bu sadece bir parantez. Yani meseleleri ve amaçları anlamlandırabilmek, açıklayabilmek için yardımcı konular olarak ifade edilir. Buraya dikkat. Buradan ...kelamın konusu, gayesi, amacı nedir tarzında sorular da gelebilir. Veya bir kelam tarifi verir size burada e, hangisi açıklanmaktadır tarzında sorular da sorabilir. Dikkat edilsin lütfen. Peki insan akli ve da nakli delillerle e, inanç esasları neden delillendirmek ister? Çünkü dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak ister. İmanını taklitten tahkike çevirmek ister ki... ...iman konusu arkadaşlar... Adınız, soyadınız gibi bilmeniz gereken bir konudur. İman nedir? Tasdik midir? İkrar mıdır? Amel midir? Marifet midir? Bunları anlatacağız. Hurafe olan şeylerden arındırmaktır. İslam'ın özü olan tevhid inancını insanın kalbine yerleştirmektir. Ve benim mesela e, mutezili düşüncede en çok sevdiğim şeylerden birisi budur arkadaşlar. E, sadece dini, mesela mukallidin imanı geçerli midir? meselesini konuşacağız. Orada diyor ki mukallidin imanı geçerli midir değil midir tartışması evet önemli ama bir de önemli olan şey şu e, ee, mukallit dediğin sadece taklit etmekle kalmamalı karşısındaki insana İslam dinini anlatabilmeli. Burası da önemli. Kur'an'ın isimleri ben soru bankalarına baktığım zaman çokça bunlarla ilgili soru görebiliyorum arkadaşlar. Bir tanesi fıkhul ekberdir. Fıkhul Ekber dediğiniz İmam Azam Ebu Hanife'ye ait bir eserdir ve fıkhın inançla ilgili yönlerini ele alır. O yüzden Fıkhul Ekber ismi verilir. İkincisi akaid veya akide kelimesidir ki e, yanlış hatırlamıyorsam 9. sınıf lise de biz bunu öğrencilere uzun uzadıya anlatıyoruz. O yüzden akaid kavramına dikkat edin. Lise müfredatında da geçtiği için soru olarak da gelebilir. Üçüncüsü arkadaşlar konusu itibariyle kelam ilmine verilen bir isim. Kelamda hedef tevhid inancıdır ve Allah'ın sıfatlarıdır. O yüzden tevhid ve sıfatlar ilmi olarak da geçer. Bir diğeri dinin aslını ifade ettiği için usulü din olarak geçer. Ele aldığı problemler ve bunlarla ilgili metodlarından dolayı, yöntemlerinden dolayı nazar ve istidlal ilmi olarak geçer. Bir de en meşhur ismi kelam dediğimiz isim söz konusudur arkadaşlar. Şimdi bundan sonrasında ne yapacağız? Bundan sonrasında arkadaşlar kelam tarihi üzerinde konuşacağız biraz. Onu ifade edeyim. Kelamın başlangıç dönemi, daha sonra mütekaddime, müteahhirun ve yeni ilmi kelam dönemlerinden bahsedeceğiz. Bunlardan bahsederken Araya bazen mezhepler tarihiyle ilgili görüşler ve bazı mezheplerin bu konuyla alakalı görüşleri karşımıza çıkacak. Bazılarını sadece yüzeysel olarak geçeceğiz. Ama arkadaşlar bunu zaten mezheplerde işleyeceğim diyeceğiz. Ee, bazılarında da biraz daha fazla üzerinde duracağız. Yani Şii gibi, haricilik gibi, mutezile gibi mezhepleri biraz daha üzerine basa basa konuşacağız. Ehli sünnetteki o... E nasıl ifade edebilirim? Eşari ve Maturidi farklarını zaten son gün yanılmıyorsam veya bir önceki gün mezhepler tarihi dersinde detaylı bir şekilde zaten göreceğiz. Şimdi kelamın kaynaklarına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'dir, sünnettir, akıldır ve burada iki tane de yöntem vardır arkadaşlar. Yöntemlerden bir tanesi istidlaldir, bir tanesi istimbattır. İstidlal dediğiniz akıl yürütmeyi ifade eder, bir konu hakkında akıl yürütmedir. İstinbat dediğiniz şey ise naslardan Hüküm çıkarmadır. Naslardan hüküm çıkarma olarak ifade edilir arkadaşlar. Peki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden itibaren kelam nedir? Nedir? Nasıl başlamıştır? Ee, i̇lk dönem kelam şahsiyetleri kimlerdir? Biraz bunları konuşalım. Peygamber Efendimiz zamanında arkadaşlar dini sorunlara nasıl çözüm üretiliyordu? Hepimiz biliyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken dini bir mesele ile karşılaşıldığı zaman konu Peygamber Efendimiz'e aktarılıyor, anlatılıyor. O da varsa o konuyla ilgili bir ayet, ayet ışığında açıklıyor. Yoksa yeri geldiğinde ayetin gelmesi bekleniyor. Yani bir cedel, bir tartışma e, o süreçte e, görmüyoruz. Daha sonrasında ise arkadaşlar bu ilk dönem, özellikle hatırlarsanız e, Kerbela hadisesi ve son, özür diliyorum Kerbela hadisesi demişim. Cemel vakası ve Sıffin Savaşı sonrasında size e, İslam tarihi dersinde anlatmış olduğum o meselelerde Sıffin Savaşı sonrasındaki tahkim hadisesi e, ve e, onun sonucundaki haricilik meseleleri ciddi derecede kelama e, önemli katkıları olan ve kelamın doğuşunda, mezheplerin ortaya çıkışında etkilidir. O yüzden arkadaşlar Harun hocam dedi ya ben buradayım ama birazdan belki giderim dedi İslam tarihi çalışacağım. Evet İslam tarihini çok iyi bilmek gerekiyor arkadaşlar. İslam tarihinin diğer derslerle bağlantıları vardır. Bunları da çok iyi bilmek gerekiyor. O şekilde inşallah bu işi yürütmemiz gerekiyor. Emine hocam yeni geldi herhalde. Hoş geldiniz sağ olun hocam. Artık bundan sonra size de iyi dersler. İlk dönem ihtilaflara baktığımız zaman bir kırtas hadisesi kağıt kalem olayı olarak kısaca kodluyoruz bunu biliyoruz. Hüsame ordusunun sefere gönderilmesi. Hüsame arkadaşlar Zeyd bin şey Üsame bin Zeyd. Zeyd bin Harise'nin oğlu. Üsame bin Zeyd genç sahabilerden birisidir. İslam tarihi dersini ifade ederken de söylemiştim. Lisede 10. sınıfta öğrencilerimize anlatmış olduğumuz bir konudur bu. Ee, lütfen bu genç sahabiler ünitesi veya bölümü veya orada geçen isimler 20-30 sayfalık bir yer. En azından oradaki isimleri bir göz gezdirin. Mesela ee, Hüsame Bin Zeyd gibi, Cafer Bin Ebi Talip gibi ya da Hazreti Ayşe gibi veya Hazreti Fatıma gibi, Esma Bin Tevbi Bekir gibi. Erkam Bin Ebu'l-Erkam ki aynı Erkam bu yıl liseden mezun olup YKS'ye giren öğrencilere soru olarak gelmiş bir isimdir. Oradan sorular gelebilir. Hüsame ordusu niye ihtilaflıydı? Çünkü gencecik bir sahabeydi. Ordu komutanı olarak seçilmişti. Ve e, ikinci ordu yani Hüsame'nin gönderilmiş olduğu Hazreti Ebu Bekir dönemindeki o orduda önemli isimler vardı. Yani geçmişinde köle olan gencecik bir adam nasıl olur da bize komutan olur diyen e, bazı insanlar da ortaya çıkmıştı. Halifelik tartışmalarını hepimiz biliyoruz ki dört halife dönemine girişte zaten söylemiştim arkadaşlar. Bir kişi nasıl halife seçilmiştir? Bunları bilmekte fayda var, İşinize yarar. İhtilaflar başladı hatırlarsanız, ilk başta en başta Hazreti Bekir'in e, halife seçiminde ensar ve muhacir arasında böyle bir ihtilafın yaşandığını biliyoruz. Hazreti Ömer zaten e, Hazreti Bekir vasiyetiyle seçilmişti, ama sonrasında Hazreti Osman'ın şehadetinden sonra başa geçen Hazreti Ali ve sonrasında sadece e, dört halife dönemi değil saltanata geçen yani Yezid'le birlikte halifeliğin saltanata geçişiyle birlikte de aslında fikir ayrılıkları söz konusuydu. Özellikle hatırlarsanız mesela Abbasilerde memun döneminde başlayıp mütevekkil döneminde sona eren mihne hadiselerine kadar iş gitmiş ve çok ciddi alimler bu konuda eziyet yaşamışlardı. Bunları da biliyoruz İslam tarihini anlatırken söylemiştik arkadaşlar. Hazreti Ebu Bekir, şey, Hazreti Peygamber'in mirası meselesi, fedek arazileri konusu, zekat vermeyenler artık yavaş yavaş nereye geçtik? Halifeler, dört halife dönemine geçtik.